Söyle Nazmı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Feride kırgın Leyla. Bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Al geri, kaçış. Al geri. Çıkma burası, al geri. Sensiz hayatım olur kış. Feride kansız canım çıkmazı ne Leyla? Çift şerit niye ol burası ya? Aylardır git gel yapıyorum. Severim bir bilsen, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen. Soğuk. Sıfırı tükettik, hadi bakalım. Sana fedadır canım bak. Kaçma benden bıçak bıçak. Sana fedadır canım bak. Organize mi oldunuz lan? Bu ne, bu fotoğraf ne? Lan! Ne, elini kolunu kırarım senin. Elini kolunu kırarım. Yat! Pişman olursun çabucak. Canımın ta içisin. Bir kadına yönelik şiddet olayının haberini verelim. Ahmet Kural, sevdiceği Feride Gansız'ın kalbini kırdı. Yaptı bunu. Feride Gansız'ın burun kıkırdağını kütlettiği, kulağını koparttığı yetmedi. Şimdi de kalbini kırdı. Tüm Kütahya sessizliğe boğuldu. Ama ben tam Kütahyalı sayılmam. Ankaralıyım. Ankara'yı söylemiyorum bile. Toprağı bol olsun. Rahmetli'nin bu helva ile ilgili çok enteresan fikirleri vardı. Rahmetli'nin çenesinin bağı yoktu. Her şeyde bir fikri vardı. Rahmetli'nin arkasından kötü konuşulmaz abiler. Biz de iyi konuşamayacağımıza göre susalım bence. Son günlerde bir tuhaftı zaten. Bir derdi vardı. Vardı da işte biz ilgi göstermedik. Halbuki göster ilgiyi. Ne yapacaksın ilgi yani? Mezarı mı götüreceksin? Arkadaş diye yanımızda taşıdık. Hani böyle bazen üzülmek istersin de üzülemezsin ya. Bazen böyle yüreğin pırpır etmek ister, atmaz ya hiç. Abiler, ölünün arkasından kötü konuşmayalım bence. Duyar muyar. Fıtı 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 fıtı. Kim duyacak lan? Neyi duyacak? Ne konuşuyorsunuz siz fısır fısır? Gel donatörlü gel. Gıyabında öldürdük non grata personayı. Helvasını yiyoruz. Anladım. Şu mesele. O zaman ben de Meftan'ın arkasından bir iki güzel laf edeyim. Onun ağzı... Abi aman sen hiçbir şey söyleme. Sen direkt küfür ediyorsun çünkü. Doğru söylüyorsun. Hayındı, köpekti, terbiyesizdi giydi ama işte sonuçta insandı ya. Yalnız arkadaşlar yaşlılar var evde, rahatsız oluyorlar. Biraz daha yavaş. İnsanoğlu insan! Abav! Arkadaşlar, ironiyi anlıyorum ama yine de özleyeceğiz falan demeyelim. Mumcu Onur'u işten attırdı. Arkadaşı arkadaşa kırdırdı. Şimdi de hiçbir şey olmamış gibi pişkin pişkin yaşlı haklarını savunuyor. Yelloz! Oğlum biz burada sınıfa gelen kızları korkutmak için toplaşan hababam sınıfı gibi olmadık değil mi lan? He? Ulan afacan oyunlarımızı elimize, yüzümüze, gözümüze bulaştırmayız değil mi Cemcir? Yoksa aramızda hain bir inek mi var? Evet. Onu sen söyleyeceksin hanım Emre abi. Plan program sende. Zarflar burada. Üstünde kime gideceği de yazıyor. Her zarf sahibine gidecek. Gelin. Romalı kardeşler. Benimle misiniz lan?
güzel o zaman. Herkesten yardım isteyeceğiz. Prodüksiyon büyük. Zarfların içinde ne yazıyor? Herkesinki aynı mı? Oğlum o iş bende. Zarflar mühürlü. Kime gideceği de belli. Her zarfı sahibi açacak. Planı siz bana bırakın. Yalnız. Rüstem abiyle yüz yüze konuşacağız. Salih abi o görev sende. He bende. Yalnız niye bu kadar prodüksiyonda? Ne gerek var ya? Siz gitseniz Hakkı'ya deseniz biz bu kızı istemiyoruz. Bunu kovun deseniz olmuyor mu yani? Söyledik lan. Söylemedik mi zannediyorum? Ben de kira, fatura, borç, kredi hiçbir şey ödemek istemiyorum. Sabah kalkmak, gece yatmak istemiyorum. Hatta tuvalete bile gitmek istemiyorum. Peki mümkün mü bu? Değil. Lan bir de cevap veriyor. Tabii değil gebeş. Armut piş, ağzıma yerleş. Öyle mi Ahmet Kumral? Hakkı tamam uzatma ya. Arkadaşlar kanal ısrarla Ecevit'i istiyor. Nasıl becerdiyse oyunculuğuyla sizi ezmiş. Ne yaptınız siz lan? Senaryoyu çalmış. Başka türlü mümkün değil. Tabii canım zaten bizi bu para mevzusunda birbirimize düşürdü. Biz de kendimizi veremedik ya. Kızım başka numaraları var mı desem çok. Bu iddiaları ispatlayabilir misiniz desem yok. İftira sayılır beyler. Duymamış olayım. Kalbinizi kırarım, yıpratırım. Ben de. Hakkı, bu nasıl? Gerçi fotoğrafta bak arkası gözüküyor, yüzü yok ama. Oo, iyiymiş. Diğerini aç, orada önü de gözüküyor. Kadın kastı bakıyoruz da. Nasıl? Öyle bu mu lan? Arkadan üniversiteli, önden müzelik. Resmen teyze bu. Bakımlı pazar teyzesi. Yalnız öyle demeyelim Hakkı Bey. Aramızda milf hatırlar var. Sade arkadaşımızın dikkati dağılmasın. Hayda. Nasıl? Bu top nereden nasıl sekti benim önüme düştü ya? Ne alakası var benimle? Market reyonu. Senden yaşça büyük abla. Usulca sokulmalar. Devam malum. Yayına bir süre ara verip çizgi filme bağlandın değil mi Sadi? Tandır. Kentler, Sadi, Selim, Cengiz, Kitler. Ya siz niye böyle şeyleri yapımcıya anlatıyorsunuz ya? Ben abi ya, malzeme oldu işte bize. Sende de malzeme büyükmüş Sadi. Onu da varlattınız lan. Hakikaten arkadaş, o top nereden sekti? Nasıl sekti de benim önüme geldi ya? Tabii. Hakkı ile Şenol'a bir şey diyemiyorsunuz, burnunuz ötmüyor, gelip benim burnuma sokuyorsunuz. Tamam şimdi biz orada biraz dalgaya vurduk da fena mı yaptık? Koskoca çardağı getirdik sana, hadi. Aynen Max Payne'en. Ne güzel çardağın oldu işte oğlum. Tepe tepe kurulan senin olsun. Bir kameralı kadının eksik artık. Ha, ondan çaldık çardağı. Adam Milf Hunter diye gül gibi çardağı kondu yala. Allah Allah ya. Tabii. Değer yargıları kabineden kabineye değişir. Ama yine de utanacak bir şey yok Sadi. Neler sevenler var ya. İzliyoruz, görüyoruz. Buna benzer... Abiler! Ya dağılmayalım kardeşlerim ya. Mühim bir konu var burada. Mümkün olduğunca buraya zoom yapalım. O zaman iş başına. Sabırsızlanıyorum. Yalnız yarın Bumcu onun yanına bir gidelim de işini geri verelim garibana ya. He? Ya evet ya. Ne kadar çok sevinir. Kim bilir ne yapıyor lan Totoro. Ya kurtar ya. Fırın beni. Trinity. Dur lütfen. Sana ihtiyacımız var. Ben evlilik için seçilmiş kişiyim. Yanlış adam peşindesiniz. Bize yakın kalamaz. Yürek de alanda mı? Gelmiyorsun mu? Ama beyaz tavşanı takip ettin. Benim kütük arzum. Hayatımda beyaz tavşan mı görmüşüm? Kim olsa gider peşinden.
Ama kahin, kehanet. İnan ben öyle şeyde. Kehanet bir şey, iyisiymiş. Yapanı da yapanı da, vay haline. Kırmızı hap, mavi hap. Ölüme saldım, sıvı boğazım üzerine. Öleyim de yemeydim. Olamaz. Kahin seni işaret etti. Ben işaret etmedi. Kurban yiyeceğim dedi. Yedim bile sizi konuşurken dedim. Sana var ya sen dedi. Seni hazır, seni hazır der gibi. Yemez olsun kurbağayı, haram ettiniz. İki gündür tuvalete gidiyorum, ulan pus boğazım. Ben de oradaydım. Kahin eliyle işaret etti seni. Bu o dedi. Karısını da birine benzetmiştik isim. Sen kimseye benzemiyorsun. Çok farklısın. Acayip bir şeysin. Seni herhangi birinin bir başkasına benzetmesi mümkün değil. Tipe bak. O zaman ben de seni ikna etmenin başka yollarını bulurum. Vay Mr. Anderson vay. Hatun yapmışsın. Kestik. Aferin onur. Aferin koçum. Şimdi ıvır zıvırı bırakalım. Esas aksiyona geçelim. Yatakları getirin. Oy oy. Bir şey değil, daha yeni başlıyoruz. Lan eskiden ne güzel love story çekerlerdi. Urkaç hikayesi diye yolumuza bakardı. Godfather çekerlerdi. Babanın piyade tüfeği diye çekerdik filmini. Deyuslar verdiler teknolojiye kendilerini. Bak şimdi, yeşille, iple, halatla uğraşıyorum Onur. Halbuki uğraşmamam lazım. Benim uzmanlığım iple değil, trambolinle. Ben nasıl avatarı sevmek çekeyim lan? Mavi bulsam ben kendim. Tövbe tövbe. Neyse. Dışarıda soyun. Büyük prodüksiyonlar bizim filmlerin samimiyetini bozuyor. Fantomu getirin. Onun çalışmasını bin kare çekeceğim. Bu fantom dediği şey değil mi ya? Kurşunu havada yakalayan kamera. Artık arkadaş nasıl sıkıyorsa. Dağılın. Dönün. Matrix ne lan? Ya arkadaşlar çocuğun hallerine bak ya. Ne durumlara düşmüş bu ya? İşiniz cüz etmedi mi lan? Bence bir şartları soralım abiler. Bu kadar önyargılı olmayın. Bildiğin ideal çalışma ortamı lan. Sadi, yemin ediyorum seninle bir gün aynı fikri paylaşacağım aklıma gelmez diye lan. Neyi Ahmet Kur'an? Lamıcım yok kardeşim. Hepimizin hayalini süsleyen meslek bir ara bu değil miydi? He. Bazen. Kısa kısa ama. Kız arkadaşım yoktu lan o zamanlar. Sarhoşum oğlum nasıl içtiysem. Yok artık oğlum değiştir şu konuyu ya manyak mısın? Biz niye geldik buraya? Onur'u buradan kurtarmak için. Yok biz yine Onur'u da kurtarırız da. Herkes kendisine meslek olarak bir ara bunu düşünmüştür. Fakat daha sonra emniyet oyuncuların arasında karışmış Tayrın Boycuz kimi dikkat çekelim diye vazgeçmiştir bence. Ki kendisinin boyu 1.60 boylamasına. Enlemesine 0 atıyoruz. 16. 16 iyiymiş. Daldın lan onu. Oğlum iklim şartları, gen haritası, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası, sünnet hatası. Tamam. Önce Onur çıktı, izleyecek miyiz? Yok be oğlum, biz dışarı çıkalım. Arada gelir görüşürüz, hadi. Ahmet, ne diyeceğim kardeşim? Bunlar ne çekiyor? Bizim Bumcu Onur'un ne işi olur beyzbol sopasıyla lan? Beyzbol sopası mı? Sadi, Ahmet, Onur'un elinde tuttuğu beyzbol sopası değilmiş ya lan. Hadi gidelim. Gecelerin yargıcı harika çocuk Onur. Meğer buymuş. Neyse, abiler çekilmedin de geçiş var. Kafanızda büyütmeyin hadi. Daha ne kadar büyütebiliriz hadi. Vallahi ben favoriydim. Sen sürpriz yaptın Rüstem abi. Nasıl açtın o kapıyı ya? Helal olsun. Normalde ihtiyarlığım kullanıp çilingir çağırıyorum bu gibi durumlarda. Anahtar içeride unuttum diyorum. Adam evin sahibi olmadığımı düşünmüyor bile. Ama baktım ki kapı camdan yapılmış. Rüstem dedim bu senin için çocuk oyuncağı. Sene 74. Cüneyt Rıza, Robert'la üç kağıtçılarda oynadım ben Salih. Elimden gelir bu tür işler. Orospu çocuğu, zanım evladım. Allah rahmet eylesin. Satışım da döktürdü o filmde. Has adamı da bendim ha. Bir sen,
İki, otobüste yer verdiğim bir saat sonra da televizyonda izdivaç programında gobak atarken gördüğüm yaşlı teyze. İkiniz de gözümü açtınız benim. Yaş, ne diye çağırdın beni buraya? Ha? Ne diye Ahmet'e getirdin? Benim vaktim kıymetli. Şöyle göt göbek ne güzel takılıyorduk otelde. Ne diye duhul ettik haneye durup dururken ha? Abi burası rahat. Yemek de var çok şükür. Kötü bir niyetimiz yok. Şimdi Rüstem abi biz bir işe bulaştık. Sana mektup gönderecektik ama sana gönderdiğimiz mektup ferman oldu. Bir de bizim aramızda eski yazıyı bilen yok. O yüzden sen git konuş dediler, ben de ondan geldim. Binaenaleyh. Espri mi lan bu? Ey Allah'ın toz toparla. Ey Allah'ın yüz yuvarla. Gene neyi beceremediniz lan? Abav! Adam çift aldı yala. Ağzıma yüzüme bıraktı, bana nefes alacak yer kalmadı yala. Rüstem abicim, ben seni ayaklı bir ansiklopediye benzetiyorum. Gerçi benim ansiklopedilerle işim olmaz. En fazla vitrin süsü olarak kullanırım onları. Ama işimiz düştü işte. Yaklaş. Kusursuz plan peşindeyiz. Bir buçuk parmak geçecek kadar su koyun. Üstünü örtün, demlensin. En iyi pirinç, Osmancık pirinci. Plan arkadaş, pilav değil, plan. Allah Allah, medet umduğumuz adama bak, gözleri görmüyor, kulakları duymuyor, dişleri kesmiyor, harbe mi giriyor, yemek mi yiyor belli değil. Şu masanın haline bak, muharebesi yeni bitmiş Malazgirt meydanı gibi ya. Bir de bu herif... Uydu yala, uydu mu Rüstem abi? Dibi... Didi... 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 Hadi... Abi... Didi... Ama kuy... Piyan... Bittim. Dedi. Adam standby'a geçti. Uyku moduna aldı ya kendini. Neyse Salih, moralini bozma. Rüstem abiye gelmesen bumcu onlara gidecektin. Daha mıydı la? Dedi. Dedi. Dit dit. Dit dit dit. Gitmiş adam. Hayatın olmuş işler güzel. Hoş geldiniz gençler. Hey. Maşallah. Vallahi tam zamanında geldiniz. Benim de yeni yüzlere ihtiyacım vardı. Yevmi hesabı çalışıyoruz. Kaç filmde oynadığın önemli değil. Günlük paranızı alırsınız. Çekimlerde heyecanlanıp erken emekli olursanız yevminizden keserim. O zevke girer. Burası iş yeri. Öğretmenim ama siz şimdi... Hoş geldin Murat abi. Hoş geldin Ahmet abi. Hoş geldin Sadı abi. Beni izlemeye mi geldiniz? Biz seni niye izlemeye gelelim oğlum? Doğru konuş. Keşke elini yıkasaydım be Onur. Onur'un arkadaşları mısınız? Pardon gençler. Oturun, oturun. Hevesli, istekli gençler sürekli kapımızda. Bize de bir şans ver diye burada kuyruğa geçiyorlar. Ben sizleri onlardan sandıydım. Pardon ama hocam nasıl yani ya? Gelip burada hünerlerini sergiliyorlar. İlk önce bir deneme çekimi yapıyoruz. Yetenekli olanları sonradan arıyoruz. Gel oyna diye. Hepsi geliyor mu? Yok. Birçoğu oynamıyor. Vazgeçtik diyorlar. Ben de tam onu diyecektim. İstismar edilebilir bir durum var. Ne istismarı canım? Biz gençlerin önünü açmak için. Ama sensei, kötü durumdayken gelirsin, bir bak bakalım nasılım deyip hatun kişiyle işini görüp gidersin. Sonra aradıklarında da vazgeçtim gelmiyorum dersin. Ne var ki bunda? Ahmet arkadaşım galiba şöyle bir şey söylemeye çalıştı. Yanlışsam kardeşim lütfen düzelt. Tamam. Hocam şimdi bazı kendini bilmezler tarafından anma hizmeti veren bir genel ev olarak kullanılabilir. Olur mu gençler? Arkadaş gelir gelmez sistemli kereçeyi bulduk ya la. Hani böyle bankalar güvenlik sistemlerini denetlemek için ite kopağa, hırsıza falan sorarlar ya. Ya yani atıyorum mesela hackerlara danışırlar o hesap. Onur, üneyim ahim niye yavrum? Hadi işin niye kalıyorum? Hadi yavrum. Hı. Oğlum sen kendini bu hallere nasıl düşürdün Onur? Sen neyin peşindesin? Neye ihtiyacın var? Neye dileniyorsun lan sen? Gördün mü ya? İşten konunca nişanın yüzüne bakamazlar geldim. Görüşemiyorduk. O gün nerede doluydu? Annemin çeyrek günü vardı. Komşular dedi, geldim buraya zinlediğiniz gibi kurtardım. Oğlum, hadi gençsin bir kere olur sonra. Sonra buna veren adı, gelse çetindiler. Tesadüfen beresi böyle kötü durumdaydım o günde. Ev yeni doluydu, dayımlar geldi. Almanya'dan bir hafta bizde kalacaktı. Pardon Onur Bey, biliyorum. Sahne sırası bizde. Oh, aşk lan bildiğin hatun taştan! İşte o gün bugün ekmeğimi taştan çıkartıyorum abiler. Hem bu mutluyum, olmuyor öyle. Çiğde kaşı alıyorum. Tamam abi, bundu Murat abi. Bummuş Ahmet, bak bum. Sadece ben hiçbir şey hatırlamıyorum, hiçbir şey görmedim, unuttum gitti. Lütfen sen de öyle yap, öyle öneriyorum. Ama olsun, kurtarın beni. Mutsuz musun? Olur mu öyle şey lan?
Umutluyum tabii. Lan bir de özgüven gelmiş kerataya. Oğlum sen sabah kahvaltılarında yürek mi yiyorsun lan? Şuursuz. Madagaskar pengueni kırıp mı turamanı kessen ya? Sen ne şevket düşkünü çıktın lan? Şevket değil lan. Şehvet, şehvet. Şehvet Altun'dan aklına gelsin. Pınar Altun'un babası. Yağmur Atacan'ın kayınpederi. Başka bir akrabalık Ahmet. Emre Altun'da bibisinin oğlu. İtiraz. Lan. Aman dışarıdan alacağım. Kurtarın beni. Senin nasıl bir özlem duygun var lan hayvan? Bak Onur tamam kurtaracağız seni. İşe geri dönmeni de sağlayacağız. Önce sen bu mektubu al, baştan sona iyice oku. Ondan sonra da üzerine düşen vazifeni yap. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim size. Karşıdan karşıya geçerken ölebilirim. Su içerken boğulabilirim. Hatta sıçarken ıkınmaktan dolayı beyin kanaması geçirebilirim. Bunları düşündüm bak, hepsini düşündüm. Bunların hepsi gerçekleşebilir. Fakat bir gün Bumcu Onur'a imreneceğim. Vay be, aklımın ucundan geçmezdi be. Senin tip. Hadi gidelim. Kalkıyor musun abi? İleri geri ararık. Haydi abi. KGS'ye basıyorum aslan kardeşim. Şu bariyeri aç da geçelim. Hayvan kaldık burada. Pardon abi. Evet bizim bir uygulamamız var. Biz kanal olarak izlediğimiz işleri oylarız. İsterseniz sizin yanınızda oynayalım. Ya da dilerseniz çıkabilirsiniz. Biz çıkalım. Ya da çaylar soğumasın şimdi. Ayıp olur size. Kalalım biz, kalalım. Evet arkadaşlar notları duyalım teker teker. 8, 9, 7, 9, 4 puan. Hey! Her şeyden önce çok sıvı olmuş. Total izleyiciyi düşünüyorsanız onlar dahi burun kıvırırlar bu işe. Hay ağzınız bal yesin ya. Seyirci kendi zekasına saygı duyan işler istiyor. Bitti ezbere yapılan televizyonculuk. Ünlü oyuncularıyı yanlış anlaşılmalarla bezeli çakma hikayeleri bul, yürüsün. Bence o dünya yalan oldu. Hay ağzını yiyeyim senin ya. Vallahi ilk defa biri beni anladı. Bravo kardeşim kutluyorum. Sana bir sorum olacak. Doğru cevaplarsan bu diziyi yayınlamayacağım. Buyurun efendim. Sen hangi kanalda çalışıyorsun? Bizim kanalımızda efendim. Yanlış. Muhasebeye git çıkışını al. İşsizlik zor. Allah yardımcın olsun. Geçmiş olsun şerefim. Adam ağladı yala, içi parçalandı vallahi. Hak etti Bezebenk, hak etti. Emeğe saygı biraz. Bu proje için nerelerimizden ter attığımızı biliyor mu? Bilmiyor. Konuşuyor işte. Çakmaymış. Orijinal iş mi var lan? Ona bakarsan kat kurgu da çakma. Onu da daha önce başkaları yaptı. Salak işte salak. İdiot, idiot. Lan Hakkı hep aynı bahanenin arkasına sığınıyorsunuz ya. Bravo yani. Ya, ne oldu sana Şenol ya? Küstün mü sen bana? Bu dizi reyting getirir efendim. Olmadı diziyi 5'e 10'a böleriz, parça parça da isimlendiririz. Tuttu bu taktik. Yok, o numarayı da yemiyorlar artık. Biz daha iyi bir şeyler buluruz. Ya şu önerdikleri revizyondan sonra çıkan sonuçtan memnun musun sen? Allah'ını seversen söyle, vicdanına elini koy söyle ya. Sana ne oldu Şenol ya? Ne oldu? Yakacaksın ikimizde. Aklın başında mı senin? İki kişi çok sevdi. Biz bu işin arkasındayız. Tabii muhakkak şüphesiz siz bir kulbunu bulup arkamıza geçtiniz ya. O kıvılcım bir har aldı. Nasıl kor ateş yanıyor arkamız anlatamam. Şaşkınlık içerisindeyiz yani oturamıyoruz üstüne. Bir rahatsızlığınız mı var Şenol Bey? Açık konuşun. Şimdi efendim benim... Keşke konuşabilse ama nerede? Solunum yolları tıkalı. Mide yanması, reflü de cabası. Geğirip geğirip duruyor. En temizi hiç konuşmaması. Ateşler içinde yatıyordu ama kalktı toplantıya geldi. Sırf sizlere olan hürmetinden dolayı. Şimdi yalnız sevgili patronumuz şişman kadın henüz şarkısını söylemedi. Biz biraz düşünmek için müsaade istiyoruz izninizle. Müsaade değil, müsaade değil. İstirahat, istirahat. Zaten konuşacak ne kaldı ki? Oldu da bitti maşallah. İkinci onucu görürüz inşallah. Öyle değil mi? Izdırabını ezdiğimin Şenol'u. Kafa gitti senin, gitti, gitti. Bir de size son notum var. Buyurun. Biraz surat çalışın, surat. Hala 37 ekran televizyondan isteyenler var. İnsanlar artistlerin suratını görmek istiyor ya. Surat. Anlaşıldı efendim. Fıtı fıtı. Evham yapıyorsun bence Ece. Büyütüyorsun. Matematikte karmaşık sayılar neyse ben de bunların arasında oyum. Yerim yurdum yok. İsim bile bulamayıp başlarından salmışlar. Karmaşık sayılar ne lan? Dürzü. Bu arada dürzüyü de ilk defa cümle içinde kullandım. Dürzü ne lan?
Kendine geleceği herkes bize bakıyor. Serpil, ben bu dizide kendimi böbrek taşı gibi hissediyorum. Bir düşürseler rahatlayacaklar. Beni gördükleri an yanları ağrıyor adamların. Halbuki bir genç kızı gördüklerinde değişikliğin yanlarında değil, başka bir yerlerinde olması lazım. Anormallik onlarda mı acaba? Bence paranoya yapıyorsun yani. Önce kimsenin böyle bir şeyden bahsettiği yok. Sen nereden çıkardın bunları Allah aşkına? Yapımcıya, yönetmene gidip beni şikayet etmişler. Biz bu dizide bu kızı istemiyoruz demişler. Ya ben onlara ne yapmışım ya? Annen. Annemin daha bir şeyden haberi yok. Neden haberim yok benim? Annen derken ben arkanda manasında demiştim ona. Ana iyiyse. Ecevit, insanı deli etmesene. Neden haberim yokmuş? Söylesenize ya. Dizi kabul edildi anne. Ama işleri gitmiyor. Kimse beni istemiyor. Biz de babanla istememiştik seni ama oldun kızım, ne yapalım yani? Olmuşla ölmüşe çare mi var Ecevit? Katlanacaklar. Sana katlanmasını öğrenecekler. Biraz zor olacak ama öğrenecekler kızım. Ben niye rahatladım ya? Vallahi üzerimden yük kalktı şu anda. Sağ ol anne. Ye ye. Kaymak, bal ye. Para verdik ye. Diyetteyim ben. Vallahi ben de 11 senedir diyetteyim ama. Sadi, seni burada bıraksam uyar mı la? Ha? Sizin sete çok mu uzak olur? Bir eve gideyim, üstümü değiştireyim oğlum ya. Olur olur, sen beni köşeye de at. Ben de şurada ineyim kardeşim ya. Bumcu Onur beni niye arar lan? Alo Onur. Ne? Anlatma oğlum, anlamıyorum, anlamıyorum ya. Şşş, anladığı dilden konuşuyorum. Mehan anne, Mehan anne. Evet evet, doğru söylüyorsun. Mesaj at mesaj. En azından konuyu anlayayım. Mesaj onu. Hala konuşuyor ya. Yerler mi ulan? Numara yapma. Ne oldu Ahmetciğim ya? Uyanıp evden çıkalı en fazla 2 saat oldu. O kadar azimli çalışmışsın ki kızamıyorum. Kardeşim, haneye tecavüzdür bu. Hapsi var bunun. Ama her seferinde beni şaşırtmayı başarıyorsun. Bir de bir şey söyleyeceğim. Pompa mı bu? Ahmetciğim, hadi biz gidelim. Ben sana yolda anlatacağım pompağı. Nereye lan? Seni düzeneği kuracak olan arkadaşla tanıştıracağım. Cavit. Oğlum, o işler o kadar kolay mı lan? Elektrikçi falan bulmak lazım. Ya halleder ya, Allah Allah. Ayrıca bunu da Rüstem abi söktü. Bak, o camı taktır. Kışı var bunun. İftira atma lan! Nasıl söksün adam bunu? Nerede Rüstem abi? Vallahi Rüstem abi orada uyuyordu. Ben de burada internette geziniyorum. Sonra baktım kalkmış gitmiş. Ha Ahmet, bir de senin eşofmanlarını bulamadım. İç çamaşırlarını verdim ha. İyi yapmış. Ne? Silip mi giyiyor? Silmeden giydi vallahi. La oğlum, benim iç çamaşırlarını niye veriyorsun Rüstem abiye? Yok mu onun iç çamaşırı? Ahmetciğim, yine aynı şeyi yapıyorsun. Cevabını kaldıramayacağın sorular sorma. Tuman giyiyor. Ne diyorsun? Gözümde canlanır koskoca mazi. Sevgilim nerede, ben neredeyim? Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle? Geçen sefer geldiğimde abi galiba ben oluyorum demiştim. Hatırladın mı? Hah, şimdi artık galiba maliba kalmadı. Ben oldum Orhan abi, oldum. Son dakikada beğenmezler çektiklerimizi demiştim, beğendiler. Çakarlar durumu, kovarlar beni demiştim, bir başkasını kovdular. Demek ki alnınıza yazılmış abi. Aldığım ilk parayla mezarının bakımını yaptıracağım abi. Senin de, arkadaşların da. Pırıl pırıl olacak buraları. Dizi bittiğinde hepinizin adını tek tek teşekkürler kısmına yazdıracağım. Yabancı bana onu aramaktan. Yine dua ezberleyemedim abi. İdare et. Hadi tutma beni. Kaçsın, ben işim var. Kalkma, kalkma. Kalkma. Şaka. Kalkarsan kalk. Rüstem abi anladı sonuçta görevini. Vallahi ben anladım dedi kardeşim, bilmiyorum. Ya Bumcu onu çok üzülmüş, ağlamış falan ha. Vay, ne yapıyorsun lan? AMK. AMK değil AMK. AKM. Ha doğru, AMK buydu lan. Ay maşallah, şunun tipe bak sen ya. Maşallah maşallah. Ha canım benim. Cık. 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 Maşallah. Tosuncuya bak. Hop. Lan arkadaşlar.
arkadaş, vallahi mimik işinde kendini açtın yemin ediyorum. Herif mimik sıçıyor resmen ya. Robot resmi çizilemeyen ilk insan olabilirsin lan Ahmet. Ulan bu yaştan sonra da bu işten ekmek yiyorum ya, helal vallahi. Lan sen buradan ne yürümüşsündür var ya. Şantiyesiz sondaj yapmışsındır lan sen bu yetenekle. Gençken çapkın, her çiçekten bal emen, göz üstünde kas silen bir adamdım. Tavşan Ahmet derlerdi bana. Aydemir Akbaş'tım, James Bond'tum. Feride yengenizle tanıştıktan sonra Nihat Hatipoğlu'nu canlandırıyorum ama olsun. Allah'ım Feride. Ah. Ahmetciğim demek ki sen çapkın değil misin? Çünkü çapkınlık öyle geçici bir şey değil. Bulaştı mı bir kere artık taşıyıcısı oluyorsun. Mesela ben çapkınlıktan ne zaman vazgeçerim? Bir düşüneyim. Şeyde mesela böyle boy abdesti alamayacak kadar elden ayaktan düştüğüm zaman yani. Cünüp gitmeyeyim diye. Ama uyarayım, abdesti topraktan falan da alabiliyorsun. Yani öyle toprak moprak da kalmayacak ortalıkta. Sur borusu üflenmeden ben her türlü şansımı denerim. O nasıl bir tip lan? O ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Heh, Cavit de geldi. Gel lan cevap olur. Aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapalım ya? Bir şeyler yiyek mi? Hı. Spor salonunda. Ne yiyelim? Beyti. Garson! Kapıcılar, kapıyı takın. Ters oğlum bu ya. Of. Dön. Hiç mi sokmadın lan? Tamam. Dur. Gitti. Biraz havada oldu ama. Arkadaş bir herkese tek tek dolaşıp marketten bir isteğiniz var mı demediğimiz kaldı. Geçen gün çöpleri dışarı çıkarttırdılar lan bana, biliyor musun? Bizim apartmanın kapıcısından farkımız kalmadı şerefsizim. Senaristle konuşalım da kapıcı diye yazmasın oğlum bizi senaryoya. Evet abi. Fedai desin. Kapı fedaisi desin. Kapı gibi fedai desin. Kapı kuluna razıyım lan. Kapı kulpuna fitim Sadi. Hacı. Aksesuar muamelesi yapsınlar tamam. Bunlar iş yaptırıyor lan bize. Yönetmen yok mu? Geçen bankamatik kartını verdi bana, gittim maaşını çektim lan. Bir de ortaokul bebesi gibi 5 lira sıkıştırıyor cebime. Millet şaşırmış ya. Herkes yemekte ne var diye bana soruyor. Ananız mıyım, babanız mıyım, ip neler, nereden bileyim? Lan. Yemekleri ben mi yapıyorum sanki? Bir tek sana mı söylüyorlar? Buraya gelirken asansöre bindim ben. 10 kişi var asansörde. Bir tanesi tuşa basmıyor. Herkes bana bakıyor. Kaş göz yapıyorlar böyle. Bas bas diye. Sanki benim işim. Yavşaklar. Konuşalım Saati, konuşalım. Bu böyle olmayacak. Hocam, kıtı hazır. Tamamdır. 100'e bir tane strafor. Geri gel. Gel biraz daha geri. Geri gel. Çık lan oradan. Cavit enteresan bir adamdır. Azıcık aklı olsa bunun Google'ı, Facebook'u falan bu icat ederdi. Mark Zuckerberg'in zükememiş hali işte bu. Bu biraz avel olduğundan böyle daha garip icatları var. Mesela bunu açık araziye bırak, taştan topraktan bomba yapar bu. MacGyver'ı bildin mi? Bu bilmiyor. Şimdi Salih abicim bir yanlış anlaşılma oldu. Ben sadece bomba işi yapmıyorum. Her türlü patlatırım. Misal arabayı patlatır, teybini. Kasayı patlatır, içindekini. Yengeyi patlatır, eniştenin aklını alırım. La oğlum sen nasıl bir modest? Lan oğlum şunu yeme lan, tavuğun kemiği yenir mi ya? Ben yerim Ahmet, ben yerim ya. Anam da çok sever, anamdan beraber yedik. Böyle anam, babam, ben masada otururken böyle üçümüz, babam atar hanginiz kaparsa diye ben havada kaparım kemiği, atarım ağzıma Ahmet. Anam yüreği işte ya, ana yüreği hiç ellemez bile, ben kaparım. Sen hangi toprağın mahsulüsün? Allah'ını seversen, seni de bir anne doğurdu değil mi ya? Biz kavimler göçünü yaptık, yerleşik hayata geçtik. Elektriği, parayı falan bulduk ya. Şuna bak, hala tavuk kemiriyor ya. Sen bana laf mı sokuyorsun lan? Tipini sik diye. He? Ayna da icat oldu lan. Sen şu surete hiç baktın mı oğlum? He? Senin saçlar nasıl böyle dik dik duruyor lan? Şu tipten birine bir şey yap desen, tersini yapar lan. Öyle bir ortak kanı var, evet. Tipimin yatarı var derler bana. Ne zaman polis görse illa kimlik soracak. Çevirmeye denk geliyorum, ilk beni çeviriyorlar. Koltuğumu delik deşik ediyorlar, süngerlerine kadar bakıyorlar ama... ne yazık, hiçbir şey bulamıyorlar. Çok iyi saklarım ben. La oğlum sen ne... sen ne ayaksın? Oğlum, sen ne ayaksın lan? Efendim, bu Cavit biraz özel bir adamdır. Babam anlatırdı. Bunun babası sevmek için bunu kucağına almış. Havaya atmış, tutamamış. Artık oradan biri mi seslenmiş, burnunu mu karıştırmış, tombala mı çekmiş, bir şekilde bir dikkati, konsantrasyonu bir dağılmış yani. Şimdi tam hatırlayamıyorum tabii, geçmiş gün. E'si çağımızın Nikolay Taslası taca çıkmış. Elde var Cavit, her işi halleder, buyurun.
Şimdi Salih abicim o konu hakkında rahmet geldi. Lan sus! Evladım olsan baba demediği eve gelmem lan. Yeme şunu! Allah Allah! Arkadaş ne biçim adamsınız? Nasıl bir Bermuda şeytan üçgeni lan? Dinle burayı. Bugün bize arkadaşlık borcunuzu ödeyeceksiniz. Zartta ne yazıyorsa sorgusuz sualsiz yapmanızı istiyoruz sizden. Böylece günü gelince de sizin de bizde sorgulanmadan yapılacak krediniz olmuş oluyor. Okey? Ha. Ay senin tıpne tıpne oğlum insan kemik yer mi lan? Aşırı. Zeynep'ciğim telefonu kapatıyorsun, ağlamaklısın. Sevdiğin adamın başka biriyle ilişkisi varmış. Bütün her yerini intikam duygusu kaplıyor. Sen de gidiyorsun, şuradaki kapıcılardan birini öpüyorsun. Aklın sıra intikam alıyorsun yani. Ben bir şey yapmadım. Furkan yapmıştır. Ne oluyor lan? Sen mi öpüyorsun kızı? Kesinleşti mi? Evet, lan kim kimi öpüyor? Yine sadece kendi sahnelerini okudun değil mi Sadi? Bak. Birimizi öpeceğini yazıyor burada, gördün mü? Tutuştan mı? Ama ben daha böyle bir şey hazırlayayım ki. Yani daha erken. Anladım Nazlıcığım, anladım da. Karakter seninle çok bağlı biri. Karşısına çıkan ilk erkeğini yapıyor. Ay karakter senin babanın kızı mı? Sana ne? Hem bu senaristin kendi dünyası, kendi karakteri. İster karakteri köprüden atlatır, ister öptürür. Sana ne? Sen sadece oyuncusun. Neden yaptığının hesabını senariste sorarlar. Bıyıklı yapayım o zaman ben. Hem karakterin sevdiği erkek tipine uyuyor. 3, 2, 1, kayıt. Belki iyi bir kul olamadım, evet. Çokça hatalarım, günahlarım oldu. Ben bu güzelliğe layık değilim ama şükürler olsun Allah'a. Şükürler olsun. Tutmasaydım düşüyordunuz. Teşekkür ederim. Öpmeye mi gerek vardı hanımım? Bir kuru teşekkür yeterdi. Çok sağ olun. Destek! Müthiş, müthiş. Çok güzel mizansen kurmuşsunuz çocuklar. Birden üstüme atladı. Ben mi ayarladım? Tamam. Ortada çekler hazırlasın. Sonra da yakın planlar. Nasıl ya? Bir de o planlarda mı öpecek? Abi sen çocuk musun? İhtiyaç molası nedir lan? Oğlum içinde tutarsan hasta yapıyormuş lan. Beni şurada ileride bir yerde bırak da beni vazife bekler. Lan ben eve gidiyorum bak. Becerebileceksin değil mi? Kendimi kara kalemle çizilmiş bir kol kuşağına benzetirim. Herkes. Allah Allah. Sokağın sonunda bırakırım. Deyip ne? Her gün bir versiyon öldürüyor. Tutmasaydım düşüyordunuz. Oldu mu sizce ya? Ben galiba kameraya baktım. Bir daha mı alsak hocam? Bir daha alalım. Tutmasaydım düşüyordunuz. Hocam pardon, gıcık tuttu. Bir daha alabilir miyiz? Tamam, bir daha. Furkan, elindeki ile yetinmesini bil. Ağlıyorsun bak, ağlama. Ağlama. Tutmasaydım düşüyordunuz. Devamlılık tutmadı. Soler aşağıda olacak. Tamam, bir daha alıyoruz. Bırak huzur içinde yatayım lan. Toprağımı basma bari. Tutmasaydım düşüyordunuz. Kimdir? Bu, dikkatli ol. Bir daha. Allah tohumunuzun alayınızın belasını versin lan. Bitirin sen beni. Bitirdiniz lan! Sıkayım mı lan? Sıkayım mı? Tutmasaydım düşüyordunuz. Teşekkür ederim. Ay ne gerek vardı hanımım. Kuru bir teşekkür yeterdi. Ay sağ olun. Çok güzel. Şimdi yakınları alalım. Yakınları da mı var bunun? Ama önce bir yemek arası verelim. Vallahi mı? Ben doymak üzereydim zaten. Sadi, bildiğim bal lan. Hadi bal biraz abartı gelebilir sana.
Çilek, çilek. Bak. Yok, yok. Çilekten tatlı bal olsa gerek. Çilek tuzlu kıyaslayınca. Pah, 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 pah. Birbirinize düşman mı kesildiniz şimdi de? Niye böyle yapıyorlar? Sitteki ağırlıklarını kaybettiler. Sette çalışan arkadaşlarını kaybettiler. Oyunculuğa yeni başlamış bir kadın karşısında kontrolü kaybettiler. Kaybettiler de kaybettiler halam. Kısaca sinirleri ondan. Ecevit, siz arkadaş değil misiniz kızım? Neden böyle yapıyorlar? Sen de savaş baltanı çıkartmışsın. Bir de zeki olduklarını düşünmüyorlar mı? Nasıl benden bir adım önde olduklarını düşünebilirler ki? İşte ayağının tökezlediği nokta tam da burası Ecevit. Kibir bitirir insanı kızım. Yok eder de farkına bile varamazsın. Ama çok kolay lokmalar be halam. Görmen lazım. Bana bak. Hem halanım hem menajerinim ben senin. Doğru de hele. Sen mi kovdurttun bunca Onur'u? Sen mi sebep oldun kötü oynamalarına? Sakladın mı kız sahiden Sadi'nin senaryosunu? Kızma hala ama evet. Ne yapsaydım birlik olmuşlardı. Ama bak burada Sadi'nin halası olarak değil benim menajerim olarak dur rica ediyorum. A benim akılsız kızım. Hiç mi düşünmedin bunca şeyin altında kalır mı bunlar? Kalmazlar. Zaten yüzlerinden okunuyor haince bir plan tasarladıkları. Tasarlıyorlar Ecevit. Kimler kimlerle birlik oldu bilemezsin. El ele verdi düşmanları. Türk solunu birleştiren sağ parti lideri gibisin. Al, bunu evde buldum. Aşkına gidecek bir zarf. Aşkın kim? Murat'ın eski kırığı. Rivayet olur ki ayrıldıklarında kızın gözünün önünde göbek attığı eski kız arkadaşı. Çok iyi yapmış. Neymiş bu? Saat 3'te yapım ofisinin önünde o. Sana tombul, tıknaz, fel, fecir gözlü bir kız adres soracak. Senden bahsediyorum. Bildim, bildim. Onu Beykoz minibüslerine bindir. Ne olacak ki Beykoz minibüsüne binince? Hem o saatte ben orada niye birine adres sorayım ki? Sadece bu zarf değil. Daha böyle bir sürü zarf var. Sadi bunu evde düşürmüş. Düşün bak, aşkın bile dahil olacakmış konuya. Dikkatli ol kızım. Aman, gereksiz yere evham yapıyorsun halam. Eminim gittikleri yol doğrudur ama bunlar mutlaka işlem hatası yaparlar. Hayat sadece sonuca puan veriyor halam. Lisede kaldı öyle gittiğin yola puan verilmesin. Yine de sağ ol halam, teşekkür ederim. Dikkatli ol Ecevit. Sen gene de dikkat et. And cut. Nerede kalmıştık? Altından geçen hazine bulur. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin. Tutmasaydım düşüyordunuz. Kestik. Uçak geçti. Kestik. Ses girdi. Kestik. Net gitti. Kestik. Kıl oldu, yün oldu. Kıl oldu, yün oldu diye bari mi olur lan? 40 gün, 40 gece sürdü. Bitmedi amına kodum işi. Bitmedi lan. Bitirdiniz lan beni. Bitirdiniz lan. Bitirdiniz lan. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Aha, biz normalde hep birlikte koro halinde hoş bulduk deriz ya. Ben de öyle arada kaynar diye yuvarladım işte. Pardon, neydi isim? Tülay. Tülay. Tülay Hanım çok güzelsiniz. O yüzden sizinle dalga geçmiyorum. Lazım olur filan. Allah Allah. Ya ne de ya millet? Salih Bey, siz diziden ayrılmıştınız. Hatta kovulmuştunuz öyle değil mi? Ben buraya arkadaşımın performansını seyretmeye, enstrümanına bakmaya geldim. Hafizan'a görünümlü Mahmut Hoca. Ne oldu, bir sıkıntı mı var? Oh. Bak, lazım olmaz diye soktum ha lafı. Eğer her türlü gideri var diyorsan çevireyim lafı. Neyse ki tahmin ettiğimiz gibi katılım pek fazla olmamış. Yayınlanacak olan kaseti izleyecektik ama gelen giden yok. Yapımcılar bile artık kendi organizasyonlarına gelmiyorlar. Artık nasıl bir zamanda yaşıyorsak. Allah. Allah mı? Şş, ne oldu lan? Canı mı sıkın Allah'ın adını andın? Yok şş. Yayın onayı aldık demediniz mi siz? Bir terslik mi var yoksa? Hı? Ne? Ya ben insanlara kötü haber veremiyorum ya. Kötü haber verenleri de bir türlü anlamıyorum ki.
İnsanlık suçu benim gözümde kötü haber vermek. Birinin bile bile damını kırmak, elektriğini kesmek, yemeğini yakmak, tabağının köşesine son lokma olarak ayırdığı o ısırı alıp ağza atmak neyse benim için kötü haber vermek olmaz. Şimdi ben geldim ya, sen benim ağzımdan burnumdan getireceksin değil mi? Ya hayır, ben beceremem ki. Ben bölünürüm ortadan ikiye arkadaş. Yaşlanırım, sinüzitim azar, terlerim, yatağa sığamam, dar gelir bana ya. İşte bu yüzden o haberin kötü bir haber olmadığına inandırırım kendimi. Yani demem o ki, zaten yaşlıydı. Kimi kimsesi de yoktu. Çalışmak zorunda kalıyordu. O otel odasında gün sayıyordu ya. Ne diyorsun sen Vedat? Vedat, sen bunu ne zamandan beri biliyorsun? İyi mi lan durumu? Konuş lan Vedo. Ağzından düşürmüyordu Orhan abisini. Doğum gününde bile mezarlığa gidiyordu, hediyeler götürüyordu ya. Nerede lan? Beykoz. Araba var mı sende? Bizde yok. Var var, koş koş. Koş Hakkı koş! Hangi hastaneymiş lan? Ya Karaloğlu mu gideceğiz Şenol Bey? Oğlum limuzini sattık, tek binek aracımız bu, bin! Boşuna taş çaldım, boşuna, boşuna! Herkesin haberi var mı? Aranacak kimse yok değil mi? Pardon hocam. Çabuk çabuk! Kalp krizi diyorlar, çok tehlikeli. Havarı komşular, havarı koskoca Cankan patates olmuş ya. Hadi hadi binin, sıkışın siz de. Siz gidin ya, minibüste falan geliriz biz. Ne koşturuyorsun zaten? İnsan bir ısrar eder ya, cümlem bitmeden bastı gaza. İnşallah durumu iyidir Ece. Ay, bir de Beykoz uzak. Biliyorum Serpil, yürü. Dolgu topuk mu o ya? Alo Ahmet, neredesin oğlum sen? Arıyorum arıyorum, ulaşamıyorum. Hadi seni abicim, bekliyoruz, hastanedeyiz hadi. Hangi hastane? Tamam tamam, geliyorum geliyorum, hadi. Ha? Hadi Rüstem abi, dayan abi. Kardeş, Beykoz Hastanesi'ne en çabuk nasıl gideriz? Minibüs geçiyor buradan ama benim taksi çok tutar. Sağ olasın. Soğuk tabii biraz. Kız can verdi, öldü soğuktan ya. Şuradan Beykoz'a iki tane uzatır mısın? Tasarlıyorlar hocam. Kimler kimlerle birlik oldu bilemezsin. Saat 3'te yapım ofisin önünde ol. El ele verdi düşmanları. Ne olacak ki Beykoz minibüsüne binince? Bu saatte ben orada niye birinin adresi sorayım ki? Hasiktir. İn Serpil. Pardon, durdurur musunuz? Minibüsü durdurur musunuz? Ay. Taksiyle mi gideceğiz? Yok yok, onu da düşünmüşlerdir. Gitmesek mi acaba? Ama gitmezsek adımız vicdansıza çıkar. Belki de plan bu. Benim vicdansız görünmemi istiyorlar. Bilemedim. Otostop çekelim. Hadi rastgele. Ya otostop mu kaldı Serpil? Allah aşkına ya. Kimsenin kimseye güveni yok artık. Ana! Halkımın halkı yolda mı kaldı? Şoför, dur. Kızlar, nereye böyle? Ama bu haksızlık ya. Kız güzel tabii, küt diye durdun. Bana olsa durur musun? En çok sana dururum. Ama bu kıza yürürüm, coşarım, koşarım. Sana dururum. Bize bu yolda yeşil ışık yanmaz be güzelim. Ben dobra sanatçıyım. Yalan yok. İsmail YK değil mi? Ne? Yok Ender Saraçoğlu canım. Tulumbaları zayıflatıyorum. Faruk Kay, sen nasıl tanımazsın ya? Ben tanıyorum. Bu balkon çeneği ülkemizin sanat camiasında gururla temsil eden iki kişiden biriyim. Pardone. Ben gideyim en iyisi, siz Coşkun Sabah'ı bekleyin. Vallahi küsüyorum, kırılıyorum, daralıyorum ha. Beni tanımadınız mı? Yok yok. Tanıdık, kusura bakmayın. Ya beni nasıl bir ruh haline soktunuz ya? Resmen ilham geliyor. Geliyor. Geldin mi? Yalnız şarkınızı balla böldüm. Bizim acelemiz var. Hastaneye yetişmek zorundayız. O yüzden biz kaçalım. Senin doğum neyine lan? Senin doğum neyine? Ayranın yok içmeye. Otostopla gidiyorsun Sezeryan'a. Zaten senin bu karnın bayağı bir sivrilmiş.
Kesin erkek. İsim düşündün mü? Metallica koy. İsim babası Faruk K. Metallica Faruk K. Süper. Ben sizi hastaneye götürürüm. Kein problem. Madde şloka. Yalnız hastanenin girişinde beraber bir fotoğraf çektiririz. Tabii tabii. Faruk K'dan göz yaşartan sosyal sorumluluk projesi diye haber yaptırırız. Böylelikle artı 20 bin CD satarım, biraz para kazanırım. Şoförün maaşını öderim. Bilerek kasislerden hızlı geçiyor pezevenk. Siz bu arada benim albümü aldınız mı? Yok, ben en son Honky Donky Torino'da kaldım. Ah siz fakirler, ah siz fakirler. Sizde de olmuyor, sizde olmuyor. Kaset almazsınız. Belediye konserleri haricinde hiçbir konsere gitmezsiniz. Hatta şarkılarımın kopyalarını bile, korsanlarını bile yer kaplar diye WAV bile değil MP3 indirirsiniz. Ama sizdeki sevgi de kimse de yok. Hele o sahneye attığınız don, kilot, sütyen, falina, tarak, toka ne büyük sevgi yağmurudur ya. Zengin öyle mi? Zengin veriyor parayı, alıyor bileti, giriyor içeri, burnu havada. Hepsi de estetik. Sahneden bir bakıyorum, 2000 tane delik. Fakir öyle mi ya? Fakir can olur, canan olur. Yar olur, ayyar olur, serdar olur, dildar olur. Bizim seninle aramızda bir şey olabilir mi bu? Olur olur. Husumet olur, kavga olur, dövüş olur ama o dediğin olmaz. Torino. Fakir ama çok net. 37 ekran tüplü televizyon gibi. Durur. Hadi kızlar üşütmeyeyim. Ben size alayım arabaya. Sen dibe doğru otur, biraz kilolusun. 120 yatak kapasiteli, tam donanımlı 4 ameliyathanesi, İstanbul'un merkezi Hadımköy'de ulaşımı kolay, havaalanına çok yakın, krediye uygun ameliyat imkanı sunan 3. şubemiz açılmıştır. Vay vay vay, burası nasıl bir hastane Hakkı ya? Burada bir yalpalarsak bize kitlerler. Biz Rüstem'in sigortasını yaptırdı mıydık biz? Evet, bir tek ona yaptırdım Şenol Bey. Oh. Allah'tan yaptırmışım. En riskli o çünkü. Bravo, kutluyorum seni, bravo. Vallahi helal olsun. Aferin bana, aferin. Dayan Rüstem abi, dayan! Dayan Rüstem abim, dayan. Dayandı mı Cemciğim? Dayandı, dayandı. Şu ana kadar katiyen ve şerren ben şahidim, gülmedi. Güldürmeyin ulan, güldürmeyin. Anam! Yediler ulan! Aslan abim benim. Ulan bakın, bu makyajı kendi ellerimle yaptım. Nasıl? Olmuş mu? Kral! Yılların yeşil çamcısıyım lan ben be. Ama ben bu numarayı en güzel yerde kullanırız dedim mi demedim mi? Did you remember? Yes, I remember. What did you remember? İhtiyarız. Everything remember. Öyle taklidi mi yapsak lan? Ben yaparsam yerler. Has. Ama oğlum fikrine çok güzel fikir. Yalnız bunu burada harcamayalım. Daha sonra uygun bir yerde kullanırız. Abiler herkes toplanmış dışarıda. Ecevit de Serpil de yoldalar. Her an gelebilirler. Emin misiniz ya? Ha? Sadi, sadi. Ya kardeşim Faruk K onları oyalar. Sen kafanı yorma. Faruk K ne alakalı? Ah be Cemciğim, bu iş için kimler seferber oldu bir bilsen. Halit Ergenci aradım, AKM'nin önünde bekliyor. Gerekirse biz seni aldırırız dedim. Zühtüyle çay içiyor böyle. Bütün ekranlarda mı vereceğiz görüntüyü? Ama çok kolay lokmalar be, anam görmen lazım. Doğru de hele. Sen mi kovdurttun Bumcu Onur'u? Sen mi sebep oldun kötü oynamalarına? Sakladın o kız gerçekten Sadi'nin senaryosunu. Kızma Allah'ım öyle. Ne yapsaydı bilip olmuşlardı. Sizdeki ağırlıklarını kaybettiler. Setteki arkadaşlarını kaybettiler. Oyunculuğa yeni başlamış bir kadın karşısında kontrolü kaybettiler. Kaybettiler de kaybettiler adam. Kısaca sinirleri ondan. Abinin akıllı. Biz ne dedik? Ne dedik biz? Biz ne dedik? Biz ne dedik? Bu ne anlamına? Hazır! Söyleyecek bir şeyimiz yok vallahi. Kız arkadaş kendisiyle ilgili her şeyi söylemiş zaten. Ceremesine de katlanacak, yapacak bir şey yok. Yalnız benim planda anlamadığım bir şey var ha. Bunu niye bu hastanede yapıyoruz? Koridorda çok televizyon var diye mi? Hayır gidelim hangarda yapalım yani. Hastane lan bura. Bir de niye bugün burada bu saatte kardeşim?
Hadi izah edin biriniz. İzah edin hadi. Hoş. Biz kontroller için gelmiştik. Tamam efendim. Şöyle bekleyin siz de. Hastamıza yardımcı olunuz lazım. Gayet tabii. Onun da bir sebebi var Sadı. Herkesin ama herkesin duyup görmesi lazım bu görüntüleri. Hadi bu görüntüleri herkesin görmesi lazım. Ya tamam da bak kızın hayatını karartırsınız. Ekmeğine kan doğrarsınız kızın. Yapmayalım bence. La neyi karartıyor oğlum? Senin şüphen mi var la? Bu kız senin ekmeğinle oynamadı mı Sadi? Bu kız Bumcu Onur'un ekmeğiyle oynamadı mı Sadi? Bumcu Onur halktır diye bizim mottomuz var oğlum. Yani ne olmuş oluyor? Bu kız bizim halkımızın ekmeğiyle oynamış oluyor Sadi'cim. Yapma ya. Olmaz. Sen şimdi eğer katılmak istemiyorsan bu olaya tavrını koy, çek git kardeşim. Biz Ahmet kardeşimle hallederiz. Ya o zaman şey yapalım, bir tane odada gösterelim sadece. Hakkıyla Şenol'da tutup buraya getirelim, bir tek onlar izlesin. Ya bak öbür türlüsü saf kötülük oluyor, değmez ya, vallahi değmez. Hayatımız saf iyilikle geçti Sadi, Allah aşkına ne faydasını gördük. Biz hayırlık yapacağız dedik mi demedik mi? Abicim sen kalk Rüstem abi, onlar bizimkiler. Ulan bir kapı çalsanıza be. Oğlum kapıyı çalsana. İşinize yarar mı dersin? Ne oluyor lan? Bu başhekim hayata bir daha gelse hastanenin önünden geçmez yemin ederim. Karısını Ahmet, bu doğurtur. Cahit, çocuğunu kendisi sünnet eder. Herif mesleğini hiç sevmiyor. Acı çekiyor resmen. Lan! Kırlandırdın mı lan yoksa adamı? Yok yok. Ben hastane mimarisine ilişkin bir iki soru sorayım dedim. Bir anda kendimi herifle küfürleşirken buldum. Ama ne küfretmek Ahmet. Adam resmi konuşurken bile araya ana avrat küfrediyor ya. Bu Cavide bir küfürler etti, vallahi hiçbirini anlamadı. Ben de sivilde bizzat tatbik etmemiş olsam ben de anlamazdım. Adam aldı anamı babamı, kattı karıştırdı birbirine. Ortaya bir spesiyel oluşturdu. Şekilden şekile sokuyor bizimkileri. Hayal etmeyeyim dedim, gözümün önüne geldi. Yıllar sonra ilk defa yanaklarım kızardı. Utandım. Bir yandan da değişik bir hayal gücü var. Oturdum hayranlıkla dinledim adamı ya. Bir de gerçek mi şaka mı anlayamıyorsun ki arkadaş. Hastaya narkozu vermişler, uyutmuşlar. Bu saatte uyunur mu lan diye buna bir küfretti var ya. O hasta sanki o küfür gerçekleşmiş gibi yerinden fırladı, titredi, kendine geldi, uyandı. Çok dengesiz bir adam. Oğlum idare edin lan, adam Faruk Badi'nin babası. Dengesizliği normal. Normal bir adam kendi hastanesinde bu tür oyunlara izin verir mi? Gerizekalı mısınız oğlum siz? Abi, sen Faruk Badi'ye de mi zarf verdin lan? Ahmet sen denize düşmüşsün, yılana sarılmışsın. Ruhunu şeytana satmışsın sen. Deniz danası, tam deniz danası. Savaşta her yol mübahtır dediler, geldik aslan parçası. Hadi bitirelim şu işi, hadi. Halkımın halkı. Acayip kızlar bunlar ya, vallahi. Yalnız ne? Anlaştığımız gibi bir fotoğraf isterim. Şöyle yaklaşın bakalım, biraz da duygusal, acıklı bakın. Sen bir kat daha in aşağı. Çekiyorum, acıklı bak. Çekiyorum. Süper oldu. Biz o zaman? Bu Ecevit'in boş yere günahını alıyorlar. Kız hazırlanmış, erinmemiş, yerinmemiş, giyinmiş. Bravo. Dostumun dostu, Murat dost nerede? Hastanın yanındalar abi. Hayırlı haberlerle gelecekler inşallah. Hangi hastanın? Senin araba düz müydü, otomatik miydi abi ya? Full aksesuar. He işte onu çekiyorlar mıydı, neydi aşağıda? Ne? Ne ya, ona bakalım. Ne? Arabayı mı çekiyorlar? Karımana ne olacak lan? Yok yok, ona dokunmazlar. İyi ki ambulansın arkasına park ettik ha. Biz seni çıkartmamış mıydık diziden? Ne lan? Salih, ne yaptınız lan? Hallettiniz mi? Hazırlarmış, bizden haber bekliyorlar. Şaka maka, o kadar insanı bir araya getirdik ya lan. Ben gidiyorum ya. Nereye lan? Gideyim ben, gideyim. Olan bir tenalet oldum, şahit olmayayım bari. Madem Salih'e gitmek istiyorsan. Fıtı. Allah gitti ya. Allah Allah arkadaş ya. Ahmet Kural, top sende. Hadi ver şu işareti, dünya alem görsün şu kızın bütün rezilliğini.
Senin zarfın içinde ne yazıyor kardeşim? Sen vereceksin işareti. Anladım. Sen tabii vicdan yaptın. Kızcağızın vebalini almak istemiyorsun değil mi lan? Bakın çocuklar, lafınızı balla kestim ama. Ulan ben 90 yaşında adamım. Tezgah olsun diye beni ölüm döşeğine yatırdınız. Bu kadar uzatırsanız doğal yollarla öleceğim zaten. He? Verin kararınızı. Zamanla yarışıyorum ben. Zaman kıymetli benim. Alayım yavrum onu. O zaman Rüstem abicim sen yap. Sen ver işareti. Hadi. Bakın çocuklar, ben hayatım boyunca hiç ah almadım. Ama görüyorsunuz halimi. Siz düşünün, eğer bir de ah alırsam neler görürüm kim bilir. Bir saniye. Ne yapıyorsun lan? Zeyi atmak için yaptım onu. Zeyi çıksın. Onu alayım ben. Alayım onu. Ver onu bana. Ver onu bana. Ver onu bana. Ver onu bana. Al sen onu. Al sen onu. Bakalım geç. Lan! Güzel. Elimizi buraya mı sokacak? Nereye sokacak? Buraya mı sokacağım? Sok. Oğlum kaç yaşında adamsın, oraya parmak mı sokulur? Terbiyesiz. Alacaksın bunu buraya, basacaksın. Beraber bastık yalan. Videoya isim bile koydum sadece. Aferin Salih, aferin. Rüstemcan kal. Hastanedeki özene bak. İyi haber böyle verilir işte. Ne oluyor? Tesla alternatif akımı copladı hacım. Allah belanı versin Cavit. Ulan Cavit. O zaman biz Rüstem Ağa'ya bir bakalım, geçmiş olsun diyelim. Kolon yığımızı verelim. Takiple beni. Rüstem'den kalk. Kalkma kalkma şaka. Sağ ol. Sen sağ ol Ejo. Ahmet. Ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Ulan lan! Evet Sayın Başhekimim. Haklısınız. Tabii tabii. Tabii tabii. Siz nasıl uygun görürseniz efendim. İstediğiniz yere koyabilirsiniz efendim. Yorulmayacaksanız orama da koyabilirsiniz efendim. Fiziksel olarak o mümkün mü ya? Eğer öyle bir şey varsa acayip ilginç bir şey olur ha. Ben onun oyuncağını yapar satarım. Ne dedi? Abi herif saydırıyor. En son benim doğduğum evin duvarının sıvasını yapan ustanın hanımına küfretti ya. Bulurum diyor yani. Abi düşünebiliyor musun ya? Kerpiç, sıva, mala, elek, şu dört inşaat malzemesiyle nasıl bir küfür cümlesi oluşturabilirsin ya? Elek değil, kürek olsa bende bir tane var. He. Abi herif kendini aşıyor, durduramıyorum. Es bile vermiyor, araya giremiyorum ya. Bir şansımı deneyeyim, dur. Sayın Başhekimim. Tabii, büyük terbiyesizlik efendim. Ağzım doluyken konuşmamalıydım efendim. Kendimi size bırakıyorum efendim. Saygılar, hürmetler. Ağzıma sıçtın Ahmet abi ya. Şişt, bana bak lan, bu adamın telefonu bir ara bana ver. Bir sohbet edeceğim onunla, tamam mı? Hadi ben kaçtım. Ne kadar da perişan, bir o kadar artsız. Hayatın olmuş işler güçler. Allah Allah. Allah Allah. Açsana Feride ya. Uzatma işte böyle zamanlarda. Meşgulüm iş yemeği. Biliyorum.
iş yemeğinde olduğunu. Twitter'a fotoğraf yüklemişsin. İlk ben götürdüm seni o mekana. Oh, çok güzel Ahmet. Gir bir dökün. Ahmet'im, çocuk da çok üzgün vallahi ya. Ama sen üzülme. Yaparız başka bir plan, göndeririz kızı. Çıkar koyma sen üstüne istiyorsan abi, bırak. Ahmet'im, benim altımdan geçen hazine bulur. Bir teselli ver abi. He? Neden ben bu kadar salağım? Buyur canım. Neden her gördüğüm bir çuval incir benim büyük tuvaletimi getiriyor abi? Hayatımdaki güzelliklere kendi nazarım ne yiyor lan? Ya bir insan sevmeyi nasıl beceremez arkadaş? Yüze göze bulaştırılabilir mi Allah aşkına? Aşk ya, söyle. Ya Ahmet'ciğim, şimdi sen sözel C diferansiyel denklem soruyorsun ya. Ne bileyim ben? Benim hayatım dağlar, denize paralel, alivyonlar, akarsular, ridaniye, sıksan sıksan mercidabık. Ya düşün artık, nasıl koyduysa seninle bile olsa konuşmak istiyorum abi. Ben Feride'nin kalbini kırdıktan sonra bu ağaç bana siyah beyaz görünüyor abi. Dışarıdan yaprak meyve falan topladım da buraya astım, renkli gözüksün diye. Ahmet, bu bilim kurgu filmlerinde falan olur ya, hani üzerinde basmayın yazan. Basınca bütün gemiyi patlatan kırmızı bir düğmedir o. İşte sen o düğmeye basmışsın. Havar Ahmet'im, havar. Bastım abi, bastım. Geminin kaptanı olarak da ilk ben terk ettim gemiyi ya. Asalet, adanmışlık, fedakarlık yok. Otur, sıfır. Oturuyorum, rahat ol. Şey yapalım ya, hadi gel turnuva oynayalım. Sen kendin de iyisin ya, moralin güzel, hadi. Ya ne turnuvası abi? Lan Kırıkkale'yi alırım. Ha bak, dur dur, gel. Gel bak. Sabah çözdüm bu bulmacayı. Bak, kimin resmini koymuşlar buraya. Kim varmış burada? Yukarıdan aşağı Ahmet Kuyar. Oldu, oldu. Çok güzel oldu. Aa, ben o bulmacayı yeniden çözdüm. İyi bok yedin. Neymiş bakalım? Kimmiş, bulabildin mi? Adına değil, sıfatını soruyorlarmış meğer. Ya da adının bensiz anılmasını istemiyorlarmış. Sıfatını. Feride'nin sevgilisi. Olmadı be. Lan oğlum, nasıl olmadı lan? Gazetenin bütün imajı değişti. Çerçeveletip bunu duvara asarız, he? Benim ismim fotoğrafımın altına o kadar da yakışmadı be abi. Daha çok yakışanı var. Ben gidiyorum. Nereye lan? Şişler, küçükler, şişler, küçükler. Pavyona gidiyor Zahar. Beni de alsaydın oğlum. Yeni duş yaptım. İsmim ne diye söyleyiverdim Feride. Aşkın dayanıp çılgına döndüm Feride, Feride. Birden ona ben kalbimi verdim Feride, Feride. Gitti verdim mum gibi söndüm Feride, Feride. Keşke adını bilmez olaydım Feride, Feride. Gözyaşlarımı silmez olaydım Feride, Feride. Bir şey içime sinmiyor. İsmin ne dedi, söyleyiverdim Feride, Feride, Feride. Yürü lan! İsmin ne dedi, söyleyiverdim Feride, Feride. Ahmet, ne yapıyorsun? Hamdolsun, sen ne yapıyorsun? Lan sen ne yapıyorsun? Ya, kıyafet zorunluluğu yok muymuş? Sivil gelebiliyor muymuşuz? Ya, bana takım giy dediler. Yok oğlum, öyle bir şey. Yemişler seni. Ya sen önden buyur abi. İlgi bölünmesin. Ben senden sonra ederim. Sağ ol koçum. Hayatımın en önemli gününde de eziklendin ya Niyazi. Ben sana ne diyeyim? Ahmet, biz dışarıya çıkalım istersen. Hadi. Ya bir dur, Feride dışarısı bir garip. Tüm şehir Feride şarkısını söylüyor. Kime baksan Emel Sayın. Yanımdan bir otobüs geçti. İçinde herkes oynuyor. İki telli garajı yerine direkt tavernaya gidiyor herhalde. Ahmet, beni utandırıyorsun. Kalkar mısın ayağa lütfen? Ya tamam, kızgınsın bana. Kalbini kırdım. Fazla ortak noktamız yok biliyorum. Hatta taban tabana zıt özelliklerimiz var ama... Ahmet, bunları daha sonra konuşalım mı, ne olur?
Ama senin aşkın benimleyken kıymetli. Düş sokağı sakinleri şarkıları gibiyiz Feridem. Sadece biz söyleyince güzel. Başkalarının ağzına yakışmıyoruz. Madem ortak nokta diyorsun Feridem. Al sana ortak nokta. Artık benim de bir kulağını takma. Ne yaptın lan? Manyak mısın? Ölebilirdin. Şaka şaka. Düşündüm bir ara yapmayı da. Benim canım kıymetlidir. Can bu. Tatlı. Oyuncak bu. İşte bu gülümseme benim hayatımdaki bütün kara bulutları dağıtıyor Feridem. Gözlerin gökkuşağı gibi mucizevi. Prodüksiyon biraz ucuza kaçacak ama. Önemli olan niyet. Sana bunu aldım Feridem. İlk ortak noktamız yüzüklerimiz olsun birbirine eş. Bizim gibi. Ortak dertlerimiz olsun, çocuklarımız olsun. İki tane, dört tane, beş tane, kaç tane istersen iste. Ya biz iş toplantılarında ne yapıyoruz ya? Gidelim velet toplantılarına katılalım. Heh, veletler ilk önce baba desin. Oğlanı disipline göndersinler. Bana çeksin. Kız çocukları babaya düşkündür derler. Çok sevsin beni. Annesinden alsın o özelliği. Heh, istediğin ortak nokta olsun Feridem. Eğer yoksa biz yaparız. Seni durduramayacağım değil mi? Benimle evlenebilirsin Feride, hadi. O ne demek lan? İzin verir gibi. Nasıl? Heh. Feride, benimle evlenir misin? Ama Ahmet... Ama deme bana, bana amalı cümleler kurma. Tek kelime diyeceksin. Evet de bitsin. Ahmet, ben gidiyorum. Avustralya'ya. Birkaç ay sonra gitmiş olacağım. Ahmet, bu benim kariyerim için gerçekten çok önemli. Şu anda biz bunu konuşuyorduk. Ama sen gidersen... ben... Ölürüm, ölürüm, ölürüm. Ölürüm, ölürüm, ölürüm. Ölürüm. Sükemin mi? Efendim. Toprağı bol olsun. Su kimindi? Bana ver. Efendim. Oh. İyi geldi, bir daha ver. Ah, bacaklarım uyuşmuş. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Teravide uyuşan bacak kıvamında. O kadar ağır değil. Sen doğru diyorsun. Burada konuşmayalım insanların içinde. Annesinin örekesinden yeni düşmüş şeyden yavrusu gibiyim anasını satayım. Ayakta durmuyorum. Feride Hanım, sizi kınıyorum. Sen bizi mi dinliyordun be? Evet. Sizi protesto etmek için de ben de evlenme teklifini etmiyorum. Bir değil iki yuva yıktınız. Niyazi, Allah belanı versin de biz de ailecek rahat edelim. Ya olur mu öyle şey ya? Olur olur. Vallahi olur. Ya bu öpüşme sahnesi kadın dizisinde iyi de bizim dizide pek final kuvvetinde değil ya. Bize başka bir şey lazım. Bir şey bulmamız lazım ya. Şu senaristi bir arasanıza. Hocam ben bu kapıyı tek başıma açabiliyorum. O zaman ben vurayım bu arkadaşı. Hem seyircimizin de istediği olur. Zaten ben vurmasam enişte vuracak. Ne oluyor lan, ne vurması? Çok güzel. Enişteye sadık bir kapıcı. Sadakat, entrika, ölüm. Daha ne olsun? Vurun bir. Ama hocam. Evet, say. 3, 2, 1. Lan sen ne yapıyorsun ya? Ham yapıyorum kardeşim. İyi olan kazansın. Kayıt. Topuğuma sık lan, topuğuma. Ağırım bunu. Sıyırdı lan. Az daha ölebilirdim. Ama ölmedim. Ölüm devam ediyor. İçimde çelik yelek vardı. Az daha ölebilirdim. Ama ölmedim. Ölüm devam ediyor. Şansa bak. Kafamda da platin var. Az daha ölebilirdim. Ama ölmedim. Ölüm devam ediyor. Furkan, seni çırılçıplak soyar, her tarafında delik deşik yaparım. O zaman ben öldüm. Çok güzel. İşte final sahnesi bu. Yo hocam.
Bakarsınız önümüzdeki bölümü de bu sahneyle başlatmak isterseniz. Ben bu arkadaşı kapının önüne çıkarayım. Boşuna yerde yatan adama para vermeyin. Ne adam? Hadi say. Evet, yürümeler durdu. Sigaralar takoza. 3, 2, 1, kayın. Eniştemizin canını sıkanın canını alırız usta. Ne kadar sabi, bir o kadar asabi. Hayatın olmuş işler güçler. Eda'yı, ne yapıyorsun lan? Hayırdır? Aradı beni. Ahmet. Ha, otoban kenarındayım, kayboldum. Gel beni al dedi. Kendisi bile nerede olduğunu bilmiyorsa sen nasıl buldun lan? Ben Murat abinin otele gidiyorum. Atla taksiye gel dedim. Taksiyi bile akıl edememiş, düşün yani. Bir baksana ya. Ahmet. Ne ediyorsun ya uşağım? De bakayım bana. Hayırdır? Öyle diyeceğim Cencir. Hayır diyeceğim. Başka türlü yazık edersin kendine. Kafayı yersin. Vardır bir hayır. Hey babala. Şey yapalım o zaman, ne yapalım? İçelim. Sadi, ha içelim mi? Dertleşiriz biraz Ahmet. İçelim, içelim. İçelim de nereye içelim be oğlum? Bardan çıkarken hesabı istedim. Adamlar at bir şeyler abi dedi. Hesabını tutamamışlar lan içtiğini. Ben bittim. Okey dönüyorum. Kapatın ışıkları, yatacağım lan. Sağ baştan say. Otel oğlum burası. Lobinin ışıklarını mı kapattırayım Ahmet? Güzel. Kapattırsan ne olur lan? Ahmet. 40 yılda bir şey istiyor senden kardeşin. Kapatıver. Oho. Adam vitrin mankeni olmuş ya lan. Beyin kullanım dışı sade. Şu hayatta bir de benim istediğim olsa ne olur lan? Beddua falan mı aldım oğlum ben? Gerçi onu da beceremedik ki lan. Ben gidiyorum Ahmet. Kariyerim için gidiyorum. Bu ne demek lan? Ne demek bu? Sadi. Katı mı, sıvı mı, gaz mı, yenilir, yutulur bir şey mi? Allah aşkına söyleyin lan. Ha? Kim gidiyor oğlum? Nereye gidiyor? Ahmet ne diyorsun? Feride. Feride gidiyor lan. Bir insan sana evlenme teklif ettiğinde evet dersin. Hayır dersin. Düşüneyim dersin. Ama ben gidiyorum diyemezsin kardeşim. Bir erkeğin gardının en düşük olduğu anda ona böyle vuramazsın. Bir şey yapamaz mısınız lan? O benim sadece sevgilim değildi, doktorum da oğlum. Her seni seviyorum deyişinde bana kalp masajı yapıyor gibiydi o. Beni hayata döndürüyordu. Ne olur bir şey yapın lan. Hiçbir şey yapamaz mısınız? Ne yapalım Ahmet? Doğru canım. Ne yapalım? Hayırdır diyelim, zıbarıp yatalım anasını satayım, en temizi. Hadi kardeşim, gel. Mesut! Işıkları da kapatıyorum. Toplantımız var yarın yapımda. Kaybımızın inşallah sezonun en güzel projesi olacak. Ne demek iptal ettin projeyi Şenol? Uçak bileti mi bu? Halı saha maçı mı? Adisyona yazılmamış çay mı? Ya öyle kafana göre milyon dolarlık projeyi nasıl iptal ediyorsun ya? Sana gülüyorum. Dur abicim, Allah gecinden versin ya. Ya ben bu dizi için koskoca marketimi bıraktım geldim. Melek gibi anamla kapıştım. Canım dostum Serpil'i de alet ettim bu oyuna. Kalk Serpil, gidiyoruz. Vallahi bizde gidene dur denmez, uğurlar olsun. Son olarak Murat, seni çok sevmiştim. Amına koydum, şimdi mi söylüyorsun? Arkadaşlar, şimdi hepimiz bir hayal uğruna yola çıktık. Sektördeki diğerlerinin aksine.
Ne yapacaktık? Eğlenecektik, kendi aramızda geliştirecektik. Ama baktım, biz yavaş yavaş sektörün uşağı oluyoruz. Bu gidişe bir dur demenin vakti gelmişti. Onu diyecek adam da bendim, dur diyorum. Pardon da, size ne oluyor Şenol Bey? Şimdi canım, nitelikli, nicelikli, içerikli işin ne olduğunu bilmeyen, bir takım bağlantıları sayesinde o koltuklara oturup reyting uğruna yapacaklarının sınırları olmayan çapulcuların uşağı, köpeği olamam ben. Bir saniye, bir saniye. Öncelikle burada bulunan ekibim, tabii ki sevgili karım ve kısmetse doğacak çocuğum Künk adına bir saniyenizi istirham ediyorum Şenol Bey. Allah analı babalı büyüsün. Dinliyorum Hakkı'cığım. Ne o ya? O duvardaki leke mi o? Ha? Leke mi? Hangisi? Ömrümü yedin Şenol! Ömrümü yedin! Lan ne dedim ben sana ha? Ne dedim ben sana? Allah! Aslan su demedim mi? Oraya vurmayın Hakkı Şinasi. Oraya vurmayın! Demedim ben! Oraya vurmayın! Yaklaşmayın lan! Dağılın! Yaklaşanı doğrarım. Avını parçalayan bir bal porsuğuna dokunabilir misiniz ha? Dokunabilir misiniz? Dokunabilir misiniz? Dokunuruz lan! Anam! Arka! Kurbanız geri! Arkadaşım! Bakın, bitti diyorsan bitti bu iş, tamam mı? Ben başlattım, ben bitiririm lan! Nereye bitiriyor lan? Nereye bitiriyor? Ulan çok yaklaşmıştım be. Aha şu kadar kalmıştı. Bitler şöyle. Gençler, bizim ağaçlar kısırattasının harflarıyla ilgili konuşmamız lazım. Birinizden birisi kesin yanlış biliyor. Bu ne lan? Böyle bir şey olabilir mi? Abi biz bir türlü niye ilerleyemiyoruz? Niye Samsun Spor gibi sürekli beraber kalıyor? Çizilmedi mi? İşte bu ne? Baş. Ben senin beni Allah belamı ver. Aşkitom, toplantıdayım. Sert geçiyor biraz. Bilmiyorum ne kadar sürer. Sen annen nerede misin? Tamam, tamam. Gergin geçiyor biraz. Evet, ben sana haber veririm. Babam Tork'a çok selam söyle. Hadi bay bay. Vur. İstediğin kadar vur. Acı hissetmiyorum Şenol. Deri bu işte, derim. Ahmet! Ahmet oğlum bir şey söylesene lan! Şş, alo! Konuşsana lan! He? He kardeşim! He kardeşim! Tabii canım! Şimdi ben mesela bardağı dolu tarafından bakıyorum. Daha düne kadar kapıyı iki kişi açıyorduk. Şimdi tek kişi açıyorum. Yükselmiş sayılırım değil mi lan? Aynen Max, aynen kardeşim. Ben de bardağı dolu tarafından bakıyorum Sadi. Ne görüyorum biliyor musun Ahmet? Çok güzel bir hayat görüyorum kardeşim. Yaşlandığımız zaman anlatacak çok güzel anılar görüyorum. Sürekli bir macera, sürekli bir olay, sürekli bir alengir, sürekli bir Ali Cengiz. Bir şemsiye girdi evet. Fakat bırakalım orada kalsın kardeşim. Açılmadan henüz. Ha? Tabii ya. Ya bak her işte bir hayır var Ahmet. Diyelim ki ekranlarda Faruk K görüntüsü gözükmeseydi. Bizim görüntü gözükseydi. Boşuna Ece'nin ağını alacaktık. Ya kız zaten bitiyormuş iş. Doğru söylüyorsun kardeşim. Her işte bir hayır vardır. Dizi yapımcıyla yapılır oğlum. Çorapçıyla değil lan. Yalnız o video oraya nasıl gitti hala anlamadım. İptal mi etmiş? Ne diyorsun lan sen? Yemin ediyorum sokarım bunu böğrüne. Yemin işler. Herkesi aramışlar. Ulan ben dünya kadar taksite girdim. Ben de o taksitlere kefil oldum Özgür Zapata. Yiğitlik yaptım. Masrafları ben karşılayacağım dedim. Çocuklar mutlu olsun dedim. Ben de çanak tuttum. Ya bizim ipimize gerdeğe girilir mi ha? Lan bizden hiçbir cacık olmaz. Hep böyle huzurlu ve mutlu olun. Evet, Allah bozmasın. Baba, niye ağlıyorsun? Millet yanlış anlayacak. Baba olduğunu anlarsın. Şimdi ne desem anlamazsın sen. O da olacak kısmetse. Acele etmeyin. Borç harçlığı ödensin ondan sonra. Bekle! Bekle Şenol! Bekle, geliyorum lan! Geliyorum! Allah! Allah!
Şenol? Kaldı mı takatin? Hakan yok, elimi kaldırmaya halim yok benim. Ben de bittim Şenol, ben de bittim. O zaman berabere. Gel bakalım. Kalk lan, kalk. Üstüme bir ağırlık çöktü Hakkı. Ben sana ne dedim? Beni zorla çıkardım demedim mi? Ne yaptım bilemezsiniz. Cevap vermeye takatimi var. Konuşma lan. Az önce Sultanbeyli'ye gittim köteğime. Turistler soruyu bırakıp beni fotoğrafı çekmeye başladılar. Müzeyi ücretsiz kar verdi bana. Ülke turizmi Tarkan'dan daha çok katkım var dedi. Senin? Anlamı görüyorum ki diyelim ben. Siz ben öyle değilsiniz. Öte geçtiniz. Onur. Ya sana ya kendime zarar vereceğim. Yürü git lan. Karabasan gibi çöktün üstümüze. Yürü git. Siz son lafıma büyüklerim. Can kaybı olmasın. Ben buraya kundaktan yakarım. Yanar kentleri yangın eşerim. Tekrardan inşaatı başladı. Malzeme yazdım. Çimantayı da kurup çimantayı da küfür yazdım. Madem yapmıyorsunuz diye para vermeyin lan. O dedik ya lan. O dedik ya. He tamam o zaman. Abi. Olmadı. Arkadaş şaka maka başlamadan biten dizimiz de oldu ya lan. Hayır biz iyi kötü başlardı, konuşta kaldırırlardı. Bu defa galiba motor bu oldu. Dımdızda kaldık ki ortada ya. Sabah halamla konuştum, Ece markete geri dönmüş. Bir de bir diziye girmiş. Bu. Ne diyorsun lan? Kasiyerler diye dizi mi yapacaklarmış? Ya milletin ne işi olur Ece ile ya? Yok yok o değil. Ya bu bizim işleri güçleri anlatan bir dizi var ya. Hani sektörden bahsediyor falan. Ya başrol oyuncuları kendi ismiyle oynuyor hani. Ya abi göz kırpıp Total'in selamını bile almadığı bir dizi var ya. Heh işte ona kadın kast olarak girmiş. Ne diyorsun lan? O diziye kadın kast olarak mı giriyormuş? Oğlum o diziye kadın kast olarak gireceğine geçsin. Seviyorum ulan. Gel gel. La oğlum ne yapsın işte ya iş işte. Ne diyorsun lan? O diziye giren kadın kastı ya şişmanla seviştirilip gönderiliyor ya da logardan aşağı atılıyor. O şişman da yok mu? Logar kapağını özellerine kapatıyor. Haberi bile yoktur kesin andavallının. Şimdi küfretmeyelim de o dizideki bir tane kadın kastın karşısına geçip göbek ata ata göndermişler kızı ya. Ya o diziye gidilir mi? Ölüm grubu orası. Ya abiler. Bize ne ya? Kızın kariyer planlamasını biz mi yapacağız? Daha düne kadar istemiyorduk. Ne oldu şimdi menajeri mi olduk? Şimdi Ecevit gittiyse Serpil de gitmiştir. Yazık oldu ya. Al yazmayı takamadan gönderdik Selvi boylumu. Özleyeceğim şimdi. Sorma ya. Kız Nemrut'tu falan ama annesi iyi kadındı. Ben de onu özleyeceğim. Tandır, tandır, tandır kets. Allah senin belanı vermesin Sadi. Ya yürüyün gidin be. Sizin içiniz fasat. Sektörel espri yapma lan. Sektör çocuğu. İstemi abi. Ahmet Kural bir şey söylesene lan gülsene oğlum. Yüzünü göstersene bize. Şu güler yüzünü göstersene. Desene lan. Bir şey söyle. Ahmet! Allah! Ahmet! Konuşsana oğlum. Bir şey desene lan. Desene lan. De lan. De. Bittik biz. Bittik. Deme lan. Deme lan. Daha diyecek. Merhaba ben Hale. Bu bölümde nerelerde olduğumu yakalayabildiniz mi? Ecevit'le Serpil'e minibüse binmelerini söyleyen bendim. O uzun boylu güzel mi güzel kadın oyuncunun Sadi'yi öperken ayağının takıldığı sahneye dikkat. Orada da ben vardım. Zarfta ne yazıyorsa o. Faruk Kağa klibi ise planda yoktu.
Başladım. Peki bu hafta neler öğrendik? Hani geceleri tek başınıza yolda yürürken biri takip ediyormuş gibi olur ya. Çok zevkli bir şey. Haftaya görüşürüz. Kardeşim senin içinde feci halde şiddet duygusu birikmiş Serkan. Kardeşim bak si veriyorum. Si! Sim öldü. Game over Cemcir. Ne kadar sallarsan salla, havuza düşüyor son damla. Sen lisedeyken de havuz problemlerini hiç sevmezdin lan. Şimdi A musluğu bir havuzu ne kadar zamanda dolduracak bunu göreceğiz. Gerçi benimki ebatlarından dolayı biraz yangın ortamı gibi ama kıskanma lan kız. Bu anı hapishanede çok düşündüm Murat. Çok hayalini kurdum. Yoksa zaten çok önceden tasarlardım kaçışımı. Ah, benim çok daha fazla sıvı tüketmem lazım. Çok daha fazla. Çok. Serkan! Serkan! Bağırma buradayım lan. Öküz. Oh, aynı annemin limonatası.